Konuğumuz yönetmen, senarist, yapımcı Eylem Kaftan. Hoş geldin Eylem. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, her şey yolunda. Gezdin geldin. Evet. Çok güzel yerlere gittin. Önce New York, sonra da Cannes Film Festivali'sine, Cannes'a gittin. Evet, New York'a Nisan sonunda gittim. Neredeyse bir ay kaldım. Seçim için oy kullanmak için döndüm. Bir belgesel çekimimiz vardı, o yüzden oradaydım. Evet, uzun yıllardır gitmemiştim Kuzey Amerika'ya. Güzel, iyi geldi. Belgesel film dediğin Burhan Doğançay, İhsan. Onun belgeseli değil mi? Ondan söz eder misin? Belgesel oluşturma fikri ortaya nasıl çıktı? Belgesel oluşturma fikri şöyle ortaya çıktı. Aslında tek kelimeyle kısmet diyebilirim bunun cevabı. Biraz bu hikayeler, filmler, hayatımı geriye dönüp baktığımda biraz filmlere göre bölündüğünü fark ediyorum. Bu da hayatımın Burhan Doğançay dönemi olacak sanıyorum. Şöyle ki aslında bu benden önce ortaya çıkmış bir fikir. 2009 yılında Burhan Doğançay'ın eşi Angela Doğançay ve Burhan Doğançay henüz hayattayken bu belgesel filmi yapma fikirleri doğmuş. Onlar New York'ta yaşıyorlar 1960'lardan beri. Ve biliyorsunuz Burhan Doğançay bizim dünya çapında en prestijli müzelerde eserleri yer alan, evet, çok değerli bir sanatçımız. Ben biraz onu aslında resim dünyasının Nuri Bilge Ceylan'ı gibi insanlar daha iyi algılasın diye, onu çok iyi bilmeyen, yani resimle çok aşina olmayan insanlar, böyle bir tanımlama yaptım. Şu anlamda benzetme yaptım. Dünya çapındaki en önemli müzelerde eserlerinin yer alması anlamında böyle bir benzetme yaptım. Yani sinema dünyasının kanı neyse, işte Metropolitan, Pompidou gibi müzelerde resim dünyasının önemli kurumları. 2009 yılında bu fikir ortaya çıkmış, belgesel yapma. Doğançay da artık ilerlemiş bir yaşta olduğu için hem kendisi istemiş hem eşi istemiş. O dönem Guggenheim Müzesi, yine çok önemli bir müzenin direktörü Thomas Messer ile birlikte, böyle aslında bir yönetmen ortada yok, bir yapım şirketi yok ortada. Belgesel yapmaya da çok bilgi sahibi değiller o konuda, ama onunla ufak tefek bazı röportajlar yapmışlar. Hani yaşın ilerlediğinin farkındalığıyla. Fakat sonra Doğançay vefat ediyor ne yazık ki belgesel gerçekleşmeden. Bir yönetmen de bulamıyorlar aslında. Bir yapım şirketi de bulamıyorlar. Ben o zamanlar onlarla ne yazık ki tanışmıyordum ve Doğançay'la da tanışma şansım olmadı hayattayken. Yıllar sonra bir tanıdıkları aracılığıyla Angela Hanım'la tanışma şansım oldu, eşiyle. O New York'ta, ben burada, bir takım Zoom görüşmeleri yaptık, tanıştık, sevdik birbirimizi. Dünyalarımızın yakın olduğunu keşfettik ve o benle çalışmayı istedi. Böyle başladı hikayemiz. Yani siz tanışmamış olsaydınız belki de belgesel kalmış mı olacaktı, ya da ne zaman çekileceği belli olmayacaktı belki de. Evet, yani aynen öyle, bilemiyorum. O da bir kısmet meselesi. İçine sinen bir yönetmen bulamamış Angela Hanım. Daha önce birkaç deneme daha olmuş ama onlar biraz daha televizyon vari şeyler, program vari şeyler olmuş. Daha derine inen, daha bir sanatçı kişiliğinin ötesinde insani yönüne de yer veren bir biyografik ama aynı zamanda onun o çok zengin dünyasını, derinliklerine de dalan bir şey. O vizyonda birisiyle karşılaşamamış herhalde. Bana kısmet oldu. Ben de şu an uzun zamandır araştırmasını yapıyorum. Ben de bilmediğim pek çok konuda çok bilgi sahibi olmuş oldum. Sanat tarihi, resim konusunda. Çok keyifli, çok güzel bir konu. Ve çekimlere başladık New York'ta. Bir hafta New York'ta çekim yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta da İstanbul çekimlerine başlıyoruz. New York çekimleri tamamlandı o zaman. New York çekimleri tamamlandı, evet. New York çekimlerinde Burhan Doğançay'ın hayatının hangi kesitleri vardı? Şimdi aslında filmimizin ana karakterlerinden birisi Angela Doğançay yine. Çünkü biraz
aslında çok klişe de olsa her erkeğin, başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü vardır ya. Bu Angela Doğançay'da bunu çok gördüm. Onunla tanışmak beni çok mutlu etti. Çünkü bir eşin, bir kadının bir sanatçıya ve onun sanatına bu denli kendini adamış olması tüm boyutlarıyla beni çok etkiledi. Yani Burhan Bey'in hayatında çok büyük bir destekçi. Çünkü sanatçı olmak dünyanın hiçbir yerinde kolay bir şey değil. Sinemacı, yazar, şair, ressam ne olursanız olun çok kırılgan bir şey sanatçı olmak. Ve desteğe ihtiyacı var her sanatçının ve sağlam yol arkadaşlarına ihtiyacı var. Angela Doğançay da o anlamda onu hem bir tür impresario diyoruz aslında, menajerliğini yapmış en başından beri. Yani onun her türlü o sanatsal üretiminde yanında bulunduğu gibi bütün yazışmalarını, işte müzelerle ilişkilerini, bütün sanatının sunumunu, ilişkilerini yürütmüş. Hem de dediğim gibi en büyük destekçisi olmuş. Onun için işte bir takım fonlar bulmuş onun sanatını finanse etmek için. Yani tamamıyla kendini onun hayatına adamış. Ve bu beni en çok etkileyen şeylerden biri, hani hayattayken bu kadar kendini adamış bir kadın, sanatçı hayatını kaybettikten sonra da o adanmışlığı hiç eksiltmeden devam ettirmesi bana çok etkileyici geldi. Çünkü hala aynı durumda, hala hayatını ona adamış. Yani mesela Doğançay yüzün üstünde ülkeye gidip fotoğraf çekiyor ve ressamlığının yanı sıra müthiş bir fotoğraf sanatçısı. Ve 30 binin üzerinde slide var çektiği müthiş fotoğraflar. Bunları şu an dijital bir platforma çeviriyor Angela Hanım bir üniversitede. Bu sanat eserlerinin muhafaza edilmesi var. Bu çok büyük bir konu. Bununla ilgili çok büyük çalışmaları var. Yani Angela Hanım baş karakterlerimizden biri. Ama onun dışında New York'ta Doğançay'ın eserlerinin sergilendiği çok önemli müzeler, Metropolitan Müzesi gibi, New York Historical Society dediğimiz New York Tarih Müzesi gibi müzelerde, Guggenheim'da çekimler yaptık ve küratörlerle görüştük, onu tanıyan insanlarla görüştük. Bir de bir şehir olarak New York'un ruhunu yansıtmaya çalıştık. Çünkü Doğançay'ın eserlerine New York çok fazla yansıyor aslında. Doğançay bir film biraz şeyde tartışacak. Bir İstanbul, bir Türkiye'li sanatçı olarak mı daha çok var oluyor yoksa New Yorklu mu? Ama hayatının çok büyük bir bölümünü New York'ta geçirdiği için New York çok hakim. Peki sığ değilse çekimler esnasında ya da işte, daha önce çalışmalar esnasında edindiğin en şaşırtıcı bilgi ne oldu senin için? Şaşırtıcı bilgi ne oldu? Zor yerden sordun şimdi ama çok şaşırmakla birlikte aslında gurur duydum. Bizim coğrafyamızın bir sanatçısının başka bir coğrafyaya da bu kadar iz bırakmış olması beni çok etkiledi. Örneğin Brooklyn Köprüsü dünyanın en meşhur köprülerinden biridir. Bir mimari, önemli bir mimari eserdir. Bununla ilgili yüz binlerce belki fotoğraf ve video çekilmiştir. Çok da turistik bir yer. Hala gittiğimde turistler akın akın oraya gidiyor. Ama Brooklyn Köprüsü'nün en orijinal, en güzel fotoğraflarından büyük bir kısmını Doğançay çekmiş. Bunu da 80'li yıllarda köprünün tadilatı esnasında köprünün tepesine çıkıp işçilerle o süreci görüntüleyerek çok da risk alarak, çok tehlikeli bir harekette bulunarak gerçekleştirmiş. O fotoğraflar beni çok etkiledi mesela. Onu biz de göreceğiz de inşallah. Değil mi? Peki Eylem, sen çok fazla belgesel film çekiyorsun. Belgesel filmin sektördeki konumu şu anda nedir sence?
dijital platformların da yaygınlaşmasının göz önünde bulunduracak olursak çok fazla belgesel film yayınlanmaya başladı. Bu iyi bir şey mutlaka ama sen bu konuda neler söylemek istersin? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Türkiye'de ben hani seninle konuştuğumuz bir konu aslında. Türkiye gerçekten bir belgesel cenneti ve çok farklı dünyaları, hikayeleri barındırıyor. Hem Anadolu hem de büyük şehirlerimiz çok heyecan verici bir potansiyeli var belgesel açısından. Ben her yerde belgesel görüyorum yani. Çok hızlı bir şekilde bir yani çok farklı dünyalara girdiğimde o dünyayı hemen bir belgesel olarak hayal ediyorum. Böyle bir potansiyel var ama sektör olarak tabii daha uzun yolumuz var. Çünkü o belgeselin tabii bir yandan şey de var. Gerilla usulü dediğimiz hani çok minimal imkanlarla da belgesel çekmek mümkün o anlamda. O da güzel bir şey. Yani ben mesela öğrencilerim de var. Onları da teşvik ediyorum. Elinize kamera alıp da çekebilirsiniz. Ama bir yandan da daha bir sektör olarak gelişmesi için daha fazla fonlanmaya ihtiyacı var. Daha fazla festivallere ihtiyacı var. Daha fazla desteğe ihtiyacı var belgesel sinemanın. Bu anlamda eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belgeseli hem özel sektörden hem de devletten. Sen aynı zamanda belgesel konusunda da çok fazla ödül aldın. Ödülün getirisi ne ölçüde? Yani fon bulma açısından diyelim. Bir görünürlük sağlıyor. Ben şimdi festival dünyasının içinden bir belgeselin adım adım ortaya çıkması, adım adım gelişmesi şöyle bir şey aslında. Şimdi bir belgesel dünyası da aslında sinema, hani uzun şey kurmaca sinema gibi bir yandan art house dediğimiz daha sanatsal belgesellerle daha TV ya da platform belgeselleri olarak biraz ayrışmaya başladı demeyeyim. Zaten bu ayrışma vardı da belki daha şimdi platformlarla göz önünde daha fazla göz evet, önünde keskinleşiyor. Şimdi aslında o A Plus dediğimiz uluslararası festivallerde belgesellerin ödül alması, destek alması hiç kolay bir şey değil. Çünkü aslında çıta çok yüksek. Çok uzun yıllardır öyle. Ben 90'ların sonunda 2000'lerin başında başladığımda belgesele Hot Dogs Festivali'nde benim ilk belgesellerimden biri ödül almıştı. O zamanlarda hep mesela Kanada ekolünden geliyorum ben ve Kanada'da öğrendim. O zamanlar hep şey sorulurdu, en önemli soru. Risk altında olan ne? Neyin, what's at stake deniyor İngilizce. Yani risk ne kadar büyükse belgesel o kadar değerli oluyor değerli bir yandan. Yani hani hiç girilmeyecek dünyalara girip yönetmen film çektiyse, ciddi riskler aldıysa, çoğu zaman hayatını bile riske attıysa, tehlikeli ortamlarda bulunduysa ya da çok yani hayatını adadığını gördüysek, çok uzun süre o karakterleriyle vakit geçirdiyse, bunlar hep belgeselin değerini artırıyor. Tabii ki sanatsal estetiğinin yüksek olması da önemli. Bu bir önemli kısım. Bir de festivaller şeye çok bakıyorlar. Belgeselin nasıl bir anlatımı var? Nasıl bir stili var? Yani hani aldım kameraya çektim, röportajlar yaptım. Mesela işte konuşan kafalar çok makbul değil. Bir stili olmasını, bir imzası olmasını istiyorlar yönetmenin. Stili ne yönetmenin? Hani bir sanat eserine dönüşmesi için. Ve prodüksiyon kalitesinin de yüksek olması lazım. Dolayısıyla festivallerin çıtası çok yüksek. Ama bu aynı zamanda ödül de çok yüksek. Çünkü iyi bir festival. Bütün dünyayı dolaşabiliyor. Çok önemli yerlere gidiyor. Oscar adayı olabiliyor. Önemli ödüller alabiliyor. Çok büyük bir heyecan yaratıyor. Dünyada da çok etkisi var. Bir de bir ülke satın alırsa bir de maddi kazancı da olacaktır değil mi? Tabii yani işte maddi kazancı orada şey oluyor. Dijital platformlar olabilir.
televizyon kanalları olabilir, işte ne bileyim Arte olabilir Avrupa'da ya da işte Netflix olabilir, HBO olabilir gibi platformlar var. Tabii yani çok iyi belgeseller aynı zamanda sinemada da gösteriliyor. Türkiye'de ne kadar az örneğini gördüysek ama var tabii örnekleri. Mesela Kedi belgeseli var. Evet. Çok ciddi anlamda gösterilmişti sinemalarda ve çok ciddi bir gişe yapmıştı diye hatırlıyorum. İyi belgesellerin sinemada da gösterim şansı oluyor. Ve sanıldığından da çok daha fazla ilgi var. Mesela Cem Kaya'nın Aşk, Mark Ölüm de yanlış hatırlamıyorsam Almanya'daki müzisyenlerle ilgili belgeseli vizyona girdi, çok ilgi gördü ve çok heyecan yaratıyor bu yani. Ya şey olamaz mı? Yani yaz ayları Türkiye'de sinema adına ölü sezondu ya. Yani belgesel filmler standart bilet ücretinin daha altında bir ücretle sağlansa izleyici de hem sinemaya gitmiş olur hem de yapımcı da para kazanmış olur, sinema salonunda para kazanmış olur değil midir? Ya böyle bir düşünce yok mu? Şimdi aklıma geldi de. Harika, sen öyle bir söyleyince. Harika bir fikir. Ben, buradan bu fikrinin vallahi evet, paylaşalım dağıtımcılarımız, dağıtımcılar, sinema salonu sahipleri seslenelim. Müthiş bir fikir bence. Az önce çok işte iki örnek verdin. Gerçekten onlar çok iyi bir şey yaptılar. Tabii. Yaz sezonu da boş sezon zaten. Yani koltuklar neden boş kalsın? Yani ne kadar gişe yaptılar bilmiyorum. Çünkü ben son dönemde sinemaya gittiğimde. Ben hatırlıyorum. Ben şaşırmıştım. Öyle Kedi'ye çok şaşırmıştım. Kedi yaptı evet. Ama Cem Kaya ne kadar gişe yaptı bilmiyorum. Gittiğimde şeydi, bayağı salon boştu ama çok konuşuldu. Çok heyecan yaratıldı. Çok sevildi o belgesel mesela. Hani evet, bunları böyle işte... Ya biraz da tabii hani bu konular şeyi de anlayabiliyorum. İzleyiciyle sıcak ilişki kuran filmlerin daha çok şansı oluyor. Ya da işte ne bileyim bir yerlerde ödül alıyor. Çok ciddi bir tanıtımı yapılmış oluyor. O zaman insanlar sinemaya koşuyor. Vallahi ben belgeseller konusunda bir önyargı olduğunu düşünüyorum. Sinema salonlarında gösterme açısından. Hani böyle bir izlenme duygusu var gibi hissediyorum ama bence öyle değil. En azından bir yaz sezonu denensin yani, ne olacak ki? Yani zaten boş salonda en azından bir denenmiş olur diye düşünüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum bu belgesele yönelik gösterdiğin duyarlılığı, soruların, yorumların. Buna yazıyorsun, çiziyorsun, altını çiziyorsun. İnşallah evet, buna daha fazla destek olur. Çünkü çok önemli. Dünyada da yükselen bir yıldız. Bir de hani şöyle bir durum var. Çok fazla zorlaşmaya başladı. Uzun metraj kurmaca film yapmak. Çünkü çok pahalı. Ne olursa olsun belgeseli daha minimal prodüksiyon modeliyle yapma şansım var. Ama kurmaca film de çok, yani bir yere kadar düşebiliyorsun. Dolayısıyla belgesel daha kolay yapılabilir. Yani mesela işte bir kurmaca film için yıllarca para araman gerekirken belgesel için daha belki kolay bulabilirsin. Ya da daha düşük bütçeyle yapabilirsin. Ve çok örnekleri de var. Yani büyük ustalar, dünya sinemacılarından da çok fazla aynı zamanda belgesel de yapan, hani iki kurmaca arasında 1-2-3 belgesel yapan, bunlar çok önemli festivallerde gösterilen, bu sene yanılmıyorsam, iki tane yanılmıyorsam belgesel vardı Cannes Film Festivali yarışmasında. Wim Wenders'in Ansem filmi yine bir ressamla ilgili. Çok değerli ve dediğim gibi yükselen bir yıldız yani belgesel. İnşallah senin Burhan Doğan Şay belgeselinde kanlı olacaktır. Çok teşekkürler. O yani şimdi kanın tabii çok başka bir matematiği ve şeyi var. Dinamiği var. Orada yani uzun bir hikaye ama çok sağ ol temelin için. Ben de güzel bir festival yolculuğu olacağına inanıyorum. Ben de heyecanlıyım. Peki çok fazla yurt dışında organizasyonlara, festivallere katıldın. Türkiye'deki belgesellerin konumunu nasıl değerlendiriyorsun yurt dışında, yurt dışı festivallerinde? Türkiye'deki yeterince belgesel... olmadığını düşünüyorum ben. Evet, yeterince yok. İşte Gürcan Keltek'in Locarno'da ödül kazanmış bazı belgeselleri var. O daha böyle deneysel filmler yapıyor. Yani şimdi her festivalin de farklı bir konsepti var ya. Hı hı. O işte Locarno daha deneysel, daha avantgard, daha
yaratıcı belgeselleri. Aslında bu yaratıcı belgesel kavramı da yeni bir kavram. Creative documentary deniliyor. O az önce bahsettiğim yönetmenin imzasının olması, bir stilinin olması önemli. Bir yandan da şeye çok bakılıyor. Belgesel ne kadar kurmacaya yakın olursa aslında biraz o kadar başarılı da görülüyor. Yani şimdi o yüzden hani uzun vadede karakterleri takip etmiş olmak mesela adeta onların yaşamını böyle sessiz bir gözlemci gibi gözlemlemiş olmak önemli bir kriter oluyor. Yani var bazı şeylerimiz var. Başarı kazanan çalışmalarımız var. Yönetmenlerimiz var. Ama daha da sayıları artabilir diye düşünüyorum. Senin Kovan adlı bir uzun metrajlı film çalışman da var. Yeni bir çalışman daha vardı. Onu hazırlığa sürüyor mu? Şimdi bir Bir Gün 365 Saat belgeseliyle ilgili konuşmuştuk. Onun şimdi post prodüksiyonu Hırvatistan'da gerçekleşecek. Hırvatistan'dan bir fon aldık. İtalya'da da Ocak ayında Trieste Festivali'nden bir HBO ödülü aldık. O bizi çok mutlu etti. Yine bu bir gelişim aşamasındaki belgesellerin yarıştığı bir platformdan aldığımız bir ödül. Ben biraz onun sürecini uzun tuttum. Yani onun festivallerin bu gelişim aşamasındaki platformlarına başvurdum. O da bir şekilde festivalin o aşamada daha fazla kabul görmesine, filmin kabul görmesine neden oluyor. Onun şimdi renk ve ses tasarımı için çalışıyoruz. İşte fragman için çalışıyoruz. O belgesel yakında tamamen bitecek. Yani bitti de işte son post prodüksiyonun son aşamalarında. Ondan sonra da festival yolculuğu başlayacak inşallah. Hani nerede açacağız onu da bilmiyoruz henüz. Her biri çünkü başka bir yolculuk. Bir yandan o var. Yani şu an benim yürüttüğüm 3 proje var. O tamamlanmak üzere yani artık kendi ayakları üstünde inşallah yürüyecek yakında. Bir gün 365 saat. Bu Doğan Çay şu an prodüksiyon aşamasında, çekim aşamasında. Onun daha uzun yolu var. Bir de yine senaryo ve hala araştırma geliştirme aşamasında olan uzun metraj Gerçek Bir Kadın isimli projem var. O da uzun yıllar önce belgeseliyle ilgili de sanıyorum konuşmuştuk. Vendetta Song diye belgeseli Mubi'de yayınlandı. Aslında benim 2005'lerde çektiğim bir belgeselden esinlenerek yazılmış bir senaryo. Yine gerçek bir hikayeye dayanıyor. Benim halamın trajik hikayesine dayanıyor. Onun kurmacası üzerine çalışıyorum şu anda. Kültür Bakanlığı'ndan destek aldı. Kanada'da Telefilm Kanada, Kanada'nın önemli en önemli sinema kurumundan senaryo desteği aldı. Şimdi 12 puntoya seçildik TRT'nin. Yazın onun yarışması var. O da bütçe arama, bütçeyi tamamlama sürecimiz devam ediyor. Çünkü şu an malum Türkiye'deki ekonomik dünyadaki ekonomik bunalımdan ötürü çok arttı bütçeler. Daha çok lazım mı? Evet, daha bayağı lazım. Vallahi ilgililer duyalım o zaman. Evet. Peki New York'tan sonra Cannes Film Festivali'ne geçtin. Orada neler yaptın? Cannes Film Festivali'nde işte şu an elimde olan projelerin bir yandan işte bu bahsettiğim belgesel için sales agent dediğimiz belgesellerin dağıtımcıları ve satışçısı dediğimiz bazı insanlarla görüşmelerim oldu. Çünkü bütün dünya orada oluyor. Her ne kadar Cannes aslında bir kurmaca filmlerin daha ağırlıkta olduğu bir festival olsa da Cannes Docs denilen belgesellerin de konuşulduğu, networklerin yapıldığı, bir takım atölyelerin yapıldığı platformlar var. Onlara katıldım. Yani ben daha çok zaten bu son dönemde şu an hani elimdeki projeleri hem belli yerlere sunmak peşinde olduğum için ya da yapımcılarımla bazı görüşmeler yapıyorum. Onların marketlerine daha çok katılıyorum. Keşke daha fazla film izleyebilsem ama
Daha çok market kısmındaydım. Orada biliyorsun dünyanın bütün ülkelerinin standları var. Biz evet. işte Türkiye standına davet ediyoruz yabancı ortaklarımıza. İşte oraya Hırvat yapımcım var, Alman yapımcım var, işte ortak yapımcılarım. Sloven var şu anda. İşte onlarla görüşmeler gerçekleştirdim. Orası tabii eğer uluslararası işler yapacaksan o görüşmeleri gerçekleştirmen için... Bağlantı kurmak için... Çok en güzel platform. Bağlantı kurmak için çok önemli platform. Evet. Orada olmak gerekiyor. Çünkü orada belirleniyor işler. Takip etmek gerekiyor dünyada ne olup bittiğini. O yüzden daha çok market kısmındaydım. Market kısmındaki görüşmelerimi yaptım. Yani işte bildiğin gibi kart alıp vermeler, ondan sonra takip etmeler, mevcut yapımcılarımla işte projenin hala hazırdaki aşamalarını konuşmalar gibi gerçekleşti. Onun dışında Nur Bilge Ceylan'ın... Şurada güzel bir anı tesadüf denk geldin. Nur Bilge Ceylan'ın kandaki ağırlığını, saygınlığını biliyoruz. Sen gözlemlemişsin diye mutlaka. Bize anlatır mısın Nur Bilge Ceylan'ın Kan'daki saygınlığın ana nedeni nedir sence? Ne mutlu bize ki gerçekten bir Nuri Bilge Ceylan'ımız var. Çünkü gerçekten de şu an dünya sinemasının, yani belki bir sayı vermek doğru değil ama en önemli ustalarından biri olduğunu düşünüyorum. Ve yani eğer 5 tane usta varsa dünyada, o beşinden biri Nuri Bilge Ceylan'dır diye düşünüyorum. Ve Türkiye'den çıkmış olması bizim için çok büyük bir şans. Şu anlamda söylüyorum. Tabii ki dünyada çok büyük sinema ustaları var. Ama biraz sinemada şimdi ustalar da tekrarlara düşüyor. Ya da bir ustanın filmini izliyorsun. Bazen beklediğini bulamıyorsun. Ya da 7 senede bir film yapabiliyor ustalarımız. Nuri Bilge Ceylan'ın olağanüstü derinlikli bir dünyası var. Bir arkadaşın dediği gibi Dostoyevski romanı okur gibi film izleme tecrübesini bize Nuri Bilge Ceylan yaşatıyor gerçekten. Yani orada Cannes'da 3,5 saatlik bir filmdi ve çok artık... Nuri Bilge Ceylan'ın en uzun filmi bu arada. Ha, öyle miymiş? Fiyatlar üstüne, evet, 167 dakika. Öyle mi? Bilmiyordum. Ben açıkçası süresini de bilmeden bir önceki film 166 dakikaydı. Atlat Ağacı. Bu kaçmış? 167. Bir dakika mı daha uzun? Evet. Vallahi bilmiyordum bunu ben. Ben de geçen gün tesadüfen Bilge Ceylan filmlerine bakıyordum. Sonra süreye dikkatimi çekti. Aa dedim, gittikçe bir artan süresi vardı zaten diğer önceki filmlerine göre de. Sonra baktım bir öncekinden bir dakika fazla. 168 olacak o zaman bir sonraki. İnşallah ama geç kalıyor. Yani 4 yılda bir... çektiği için. Bence çok yani uzun şimdi bir süre çalışma değil. Şeyini hı-hı, yöntemini hı-hı bildiğimizden dolayı hani şey değil, 4 yılda bir film çekmesi abartı evet, değil evet. Ama hani izleyici açısından bakacak hani 4 yıl niye bekliyoruz oluyor. Biz susuyoruz onun filmlerine. Su içmeyi özler gibi bir Nuri Bilge Ceylan filmi izlemek istiyoruz. Zaten biz bir grup arkadaş Marsilya'dan böyle ufak bir araba yolculuğu yapıp Kan'a gittik ve böyle Kuru Otlar Üstüne Yol Hikayesi diye tanımladık yolculuğumuzu. Çünkü büyük bir heyecandı. Yani onun olduğu sene, onun filminin dünya premierini yaptığı bir sene Cannes'da olmak çok özel bir duygu. Çünkü gerçekten ülkemiz adına çok gurur duyuyoruz. Dediğin gibi onun dünya sinemacıları gözündeki saygınlığını, yarattığı hayranlığı görmek bizi çok gururlandırıyor. Uzun bir filmdi ama bana o kadar uzun gelmedi. Yani Kış Uykusu'ndan daha akıcı geldi açıkçası mesela. Tabii film bitince çok uzun bir alkış aldı. Orada olmak, o oradayken güzel bir duyguydu. Çok sofistike bir film. Yani çok boyutlu bir film. Karakterlerle ilgili bir yargıda bulunmak çok zor anlamda izleyicinin beklentileriyle, izleyicinin yargılarıyla çok zekice oynayan bir yönetmen. Şimdi ben tabii film üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü izleyecek olan arkadaşlar için asla bir spoiler vermek istemem ama
Çok uzun yine diyalog sahneleri var ve o diyaloglarda çok derinlikli felsefi dünyalara giriyorsun. Ben kendisine de söyledim zaten, bir filozof gibi sinema yapıyorsunuz hocam dedim. Gerçekten de bir filozof aslında bence Nuri Bilge Ceylan. Yani felsefeyi sinema üstünden yapıyor. Karakterlerin diyalogları, diyalogların içindeki o düşüncelerin çarpışması üstünden gerçekleştiriyor. Bir de şey benzetmem oldu. Biraz yeni dalga sinemasına selam çakmışsınız dedim. Aa, öyle mi yapmışım, farkında değilim dedi. Çünkü bana biraz sinema yapılmasının kendisine de bir gönderme yapıyor film çok ufaktan. Zaten bütün filmlerinde bir tür sanatçı ya da tam olarak sanatçı olamamış bir kişinin, bir karakterin kendince sanat yapma tutkusu ve meşgalesi üzerine de değindiği için burada da biraz yabancılaştırıcı, biraz daha fazla diğerlerinden yabancılaştırıcı etkiler var. Yeni dalga sineması, Fransız yeni dalga sineması gibi olmuş biraz dedim bazı şeyler. Aa, öyle mi dedi. Evet, yani hakikaten çok heyecan verici, şaşırtıcı sahneler var. Çok uzun diyaloglar var. Bir de Merve Dizdar kazandı, bir ödül var. Evet, Merve Dizdar... İlk Türk kadın oyuncu, kandı ödül alan. Evet, çok büyük gurur duydum ben, çok mutlu oldum. Çok önemli bir ödül. Merve Dizdar'a da bir dünya dünya çapında bir prestij getirecek, getirmiş bir ödül bu. Karakter çok derinlikli bir karakter, çok etkileyici bir karakter Merve Dizdar'ın oynadığı. Aslında bence Nuri Bilge'nin en feminist filmi diyebilirim bu film. Çünkü bu kadar bir kadın karakterin dünyasının içine bu kadar derinlikli hiçbir filminde girdiğini hatırlamıyorum. Belki iklimler biraz daha öyle ama iklimlerde de biraz daha dışarıdan bakıyordu. Burada biraz daha içeriden bakıyormuş gibi geldi. Kadın erkek ilişkisine cesur, fikirlerini hiç çekinmeden ifade edebilen, yüzleşebilen çok güçlü bir karaktere hayat veriyor Merve Dizdar. Karakteri çok etkileyici zaten. Ama tabii oyunculuğu da çok güçlü. Hak edilmiş bir ödül. Ben çok mutlu oldum onun adına. Ve tabii Nuri Bilge Ceylan adına. Vallahi hepimiz çok mutlu olduk. Ben de çok heyecanlanmıştım gece. Sonra aklıma geldi. Dedim, daha önce hiçbir Türk kadın oyuncu ödül aldı mı? Almadı. Benim bildiğim bizim Türk oyuncularımızın belki de bugüne kadar alınmış en büyük ödülü dünya çapında, ama yanlışım varsa da düzeltin. Bildiğim ya, kadın işi... oyuncular arasında, şimdi daha önce gene Nuri Bilge Ceylan'ın filminde erkek oyuncular ödül almıştı. Evet. Ama kadın oyuncu olarak hani şimdi Oscar, yani şöyle sıralanıyor ya, Oscar, Cannes, Berlin, Venedik diye sıralanacak olacak ve bunu kabul edersek, evet, kadın oyuncu için en büyük ödül. Merve Dizdar'ın aldığı ödül. Evet, evet. Çok güzel. Çok gurur vericim. Senin de filmlerini bekliyoruz. Evet. Senin bir sorun varsa... Benimkiler tamam. Bu kadar. Tamam. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.